Arkadaşlar, dijital dönüşüm platformu online sınıf etkinliklerimizden kurs proje serimize devam ediyoruz. Kurs projesi yapıyorduk. Ve arkadaşlar şu an projemizi açtığımızda şu şekilde sizlere gösterebilirim. Bizim görünümlerimiz vardı video klasörümüzde. Bunlar kurs ve home olma nedeni bildiğiniz gibi daha önceden de bunlardan bahsettik. Bunların nedeni arkadaşlarım hangi kontrollere dair olduğunu bilmemiz için. Views önce bakıyordu kurs kontrollere. Bakın burada kontrollerimiz var. Kurs kontrollerdeki index list apply işlemlerimiz. Şuradaki post işlemimi ben şu şekilde kapatmak istiyorum şu anda. Şu HTTP get'i de silebilirim. Zaten değineceğim bunlara. Burada görüyorsunuz index list apply. Hocam nedir bunlar? Hemen Views klasörümde görüyorsunuz. Ney benim nesnem? Kurs controller. Kursa geldiğimde böyle görünümlerimiz oluşmuş oluyor. Yine bir tane daha controller'ım, home controller'ım var. Baktığımda buna da index about details. Peki nerede bunlar? Home klasörümün altında about details index. Evet, kesinlikle buralar. Böyle bir mantalitemiz zaten biz bayağı bir oturduğunu düşünüyorum. Yine sorusu olan varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Bunları oluşturmuştuk. Biz işte ilk olarak string olarak döndürdük buraları. Sonradan da nasıl iAction result'a dönüyor return'ler. Bunlardan bahsetmiştik. Tabii bunlardan bahsederken routing'i nasıl yapacağımızı startup'ta değinmiştik. Startup'a geldiğimizde baktığımızda bizim startup'ımızın şu şekilde ilk olarak configure services'ta service at MVC demeyi onun akabinde de arkadaşlar buraya gelip use MVC root'lar roots map root deyip bundan sonra da bir template'le yani name olarak default root'u seçiyorduk. Template'te de controller'ım kurs, action'ım list olacağını, sonrası için de benim bir parametreli gönderme işlemlerini opsiyonel yapabileceğimizi belirtmiştik. Burada bir soru mu var ona bakalım. Evet, YouTube'ları yükleyeceğim arkadaşlar bu geceden itibaren. İlk dersimiz için yükleyeceğim ve sizden gelen talep olanları ilk olarak yükleyeceğim. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bunları değindiğimizi ve startup'ta nasıl bir işlem yapacağımızı sizlere ilettim. Başka neyimiz var? Modelimiz vardı. Biz kurs model ve repository yapmışız. Repository'yi de silmek istiyorum buradan ben. Onu da sildim. Sadece kurs modelimiz vardı. Gördüğünüz gibi kurs modelde string tipinde name ve description yani ismi ve açıklaması mantıksal tipte de is published vardı. Yani mantıksal tipimle yayınlandı mı kurs gibilerden. Ve bunun geri dönüşünü arkadaşlar biz nerede yapmıştık? Şöyle controller'a baktığımızda şu details'ta doldurmuştuk arkadaşlar ve göndermiştik first model olarak. Şurayı ben kaydediyorum ve bugünkü dersteki konularımıza başlamak istiyorum. Şimdi şöyle baktığımda çok teşekkür ediyorum. 13 kişi bir katılımımız var. Güzel. Daha da artacak inşallah. Dediğim gibi sizler de arkadaşlar çevrenize söyleyin ki daha fazla ailemize kişiler katılsın. Daha fazla insan yararlanabilsin bu eğitimlerimizden. Şimdi arkadaşlar bir soru daha mı var? Ha, tamam. Şimdi başlıyorum. Bu dersimizde ilk olarak sizlere değineceğim kısım tech helpers'lar olacak. Tech helpers'ta ne yapacağız ilk olarak ona bakalım. Bir tane model oluşturacağız arkadaşlar ilk olarak. Solution Explorer'a tıklıyorum. Models klasörümde sağ tıklayarak Add Class diyorum şu arkadaşlar. Model add class. Buradan class dediğinizde ismini veriniz buraya. İsim olarak ne diyeceğiz? Student model diyelim.
şu şekilde student model diyorum. Ve bunu oluşturuyorum. Şurada bir çizgi çizilmiş de onu bir silelim. Tamam. Evet, student model dedikten sonra bu modelde neler olacağını arkadaşlar belirtiyoruz. Prop diyerek ilki string tipinde bir name olsun arkadaşlar. Böyle diyelim. Yine string tiple devam ediyoruz. E-mail olsun. Şu şekilde. Ve arkadaşlar şundan değinmek istiyorum. Bir de views'larda apply diye kursta bizim bir view'umuz, görünümümüz vardı. Hatırlarsanız burada bir form yapısını nasıl yapacağımızı görmüştük. Buralarda zaten biz ASP action'ı kullanmamıştık ilk olarak. Ama ASP for'u kullanmış olduk. Onu da arkadaşlar değineceğim. Nasıl yapacağız hocam bunu diyeceksiniz. Ben de göstereceğim. Şu modeli almayı da buradan arkadaşlar silmek istiyorum ilk olarak. Bakalım soru varsa eğer. Komponent yazsak güzel olur. Kurs app'te örnek olsun diye. Tamam, bakarız ona da, olur. Olabilir, güzel olur. Şimdi arkadaşlar burayı kapatıyorum. Biz modelimizi oluşturuyoruz ilk olarak. Burada name e-mail'i dedik. Burada bakın tanıdık gelecek bunlar size. Ne için oluşturuyoruz bunları? Geldiğinizde apply view'ına bakın, gördünüz mü? Adını isteyecek senden. E-postanın, telefonunu. Bu bilgileri şu anda biz form oluşturduk ama bu bilgileri nasıl isteyeceğiz? İşte bu model sayesinde. Bir de pawn dedik değil mi? Prop diyorum. Ona da arkadaşlar string pawn diyeceğiz. Şu şekilde. Ve son olarak da bir bool tipinde şu şekilde. Ne diyeceğiz buna da? Tabii ki confirm, onaylama durumu olacak. Evet, modelimiz bu şekilde. Bunu bu şekilde nullable yapma nedenim de kullanıcı işte true da false da gönderebilir tarzında. Validation'larla bunları kontrol edebiliriz ama şu anlık da bunu düşünelim. Şimdi arkadaşlar bir de sizden şunu rica edeceğim. Hiçbir şey böyle içinizde tutmayın. Aşamadığınız bir olayı lütfen yazın gruplara. Yani bizim gruba daha doğrusu. Ve ne içinizden geçiyorsa istediğiniz bir şey olabilir. Ya hocam şöyle bir teknikte gidiyoruz ama şöyle yapsak daha iyi olabilir. Ya da neden böyle yapıyoruz? İşte temel eğitimde olamaz mı? Ben daha çok öğrenmemin, gelişmemin nedeni arkadaşlar proje bazlı çalışmak. Ben burada basit projelerden başlayarak kurumsal projeleri ayağa kaldırmayı göstereceğim size. Bu konunun sonunda Bootstrap'i de nasıl buraya ekleyeceğimizi göreceğiz. Ama sizin kesinlikle varsa talepleriniz lütfen arkadaşlar iletin bizlere. Şimdi arkadaşlar burası da tamamlandığına göre